9. sınıf tekrar testleri tarih 4. ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf tekrar testleri tarih 4. ünite cevapları. SEF 9. sınıf tarih tekrar testleri 4. ünite çözümleri sayfa 210 SEF 1. Bizans kaynaklarında Türkiye kelimesi coğrafi bir kavram olarak 6. Yüzyılda Orta Asya için 9. ve yüzyıllarda Volga ve Orta Avrupa arasındaki bölge için 11. Yüzyıldan itibaren ise Mısır, Suriye ve Anadolu için kullanılmıştır. Bu bilgilere göre çeşitli coğrafyalara Türkiye isminin verilmesinde aşağıdakilerden hangisinin doğrudan etkili olduğu söylenebilir? A. Türklerin tek bir bölgeyi vatan olarak benimsememeleri. B. Türk devletlerinin federatif bir yapıya sahip olmaları. C. Hayvancılığın Türklerde temel geçim kaynağı olması. D. Bizans İmparatorluğu'nda yazılı kültürün gelişmiş olması. E. Orta Asya'nın önemli ticaret yollarına sahip olması. Cevap A. 2. Orta Asya ilk kültür merkezlerinde araştırma yapan bir arkeoloğun, o döneme ait yukarıdaki eserlerden hangileriyle karşılaşma ihtimali yoktur? A. Yalnızlığı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 4. D. 2 ve 3. E. 3 ve 4. Cevap C. SEF 9. sınıf tarih tekrar testleri 4. ünite çözümleri sayfa 211 SEF 3. Tablodaki bilgilerden faydalanarak kısa notlar çıkarmak isteyen Büşra'nın aşağıdakilerden hangisine notlarında yer vermesi doğru olmaz? A. Bu kültürler Orta Asya'da yer almaktadır. B. Afanasyevo kültürü Tagar kültüründen daha eskidir. C. Her iki kültürde de temel geçim kaynağı tarımdır. D. Alet yapımında gelişme göstermişlerdir. E. Tagar kültürü Afanasyevo kültüründen etkilenmiştir. Cevap C. 4. Asya Hun Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan Metehan, 26 boyu Türk tarihinde ilk kez tek bayrak altında toplamıştır. I. Kök Türk Devleti'nde ise Mukan Kağan, Kore'den Karadeniz'e kadar uzanan sahada yaşayan bütün tölesleri ve diğer Türk boylarını hakimiyeti altına alarak devletine en güçlü dönemini yaşatmıştır. 2. Kök Türk Devleti zamanında da Kapkan Kağan yine Orta Asya'daki tüm Türk boylarını bir bayrak altında toplayarak gücüne güç katmıştır. Bu bilgilere göre Türk devletlerinin güçlü bir yapıya sahip olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A. Ticaret yollarının egemenlik altına alınması. B. İnanç ve dil birliğinin sağlanması. C. Boylar Konfederasyonu'nun oluşturulması. D. Töre anlayışının etkili olması. E. Coğrafi şartların elverişli olması. Cevap C. SEF 9. sınıf tarih tekrar testleri 4. ünite çözümleri sayfa 212 SEF 5. Yukarıdaki haritaları tahtada göstererek sınıfta sunum yapan Alper'in aşağıdakilerden hangisini söylemesi doğru olmaz? A. Her iki Türk devleti birbirleriyle çağdaştır. B. Kök Türkler Çin ile komşudur. C. Kök Türk devleti Orta Asya'nın büyük bölümüne hakim olmuştur. D. Avrupa Hun devletinin iki kıtada toprağı vardır. E. Avrupa Hun Devleti, Roma İmparatorlukları ile komşudur. Cevap A. 6. Tanrı buyurmuş size yeryüzünü al diye. Başımla kutumu da veriyorum al diye. Gökteki güneş ise yurdun bayrağı olsun. İlimizin çadırı yukarıdaki gök olsun. Dünya devletim olsun. Halkımız da çok olsun. O halde sayılırım ben bir dünya kağanı. Bana bağlıdır artık dünyanın her dört yanı. Oğuz Kağan Destanı'nda yer alan bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin vurgulandığı söylenebilir? A. Ekonomik faaliyetler. B. İkili teşkilatlanma. C. Konar göçer yaşam tarzı. D. Cihan hakimiyeti anlayışı. E. İnanç sistemi. Cevap D. 7. Orta Asya Türk Devletleri'nde coğrafi şartlar ve ülkenin içinde bulunduğu durum nedeniyle kurultayın her zaman toplanması ve boy beylerinin hızla bir araya getirilmesi mümkün değildi. Bu yüzden politik ve askeri kararların alındığı kurultay adı verilen bu meclisin kararlarının uygulanmasını sağlamak ve takip etmek için buyruklardan, bakan, oluşan bir ayıkıya, hükümet, ihtiyaç duyulmuştur.
Çin kaynaklarında Hun, kök Türk ve Uygur devletlerinde görülen bu hükümet sisteminden sıkça bahsedilmiştir. İlk Türk devletlerine ait bu bilgiler. I. Kurultay'ın din işlerinden sorumlu olması. 2. Yargı yetkisinin Kaan tarafından kullanılması. 3. Yürütme yetkisinin Ayukü'ye ait olması durumlarından. Hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. 2 ve 3. Cevap C. SYF 9. sınıf tarih tekrar testleri 4. ünite çözümleri sayfa 213 SYF 8 Orta Asya Türk göçlerinin sebepleri. Kuraklık, nüfus artışı ve otlak darlığı. Sınırlı bir tarım dışında sadece hayvan yetiştirilebilmesi. Türklerde bir boyun, başka bir Türk boyunu yerinden çıkararak göçe mecbur etmesi. Dış baskılara, Çin ve Moğol, maruz kalmaları. Başka milletlerin egemenliğini kabul edip istiklalden mahrum kalmaktansa memleketi terk etmeyi tercih etmeleri. Türklerdeki fetih arzusu ve Türk cihan hakimiyeti ideali. Tabloda verilen bilgiler dikkate alındığında Türk göçlerinin gerçekleşmesinde. I. Siyasi. 2. Ekonomik. 3. Dini. Alanların hangilerindeki ihtiyaçların etkili olduğu söylenebilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ay 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap C. 9. İlk Türk devletlerinde hukuk sisteminin temel kaynakları ile ilgili hazırlanan bu tablo dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? A. İktidar sahipleri hukuki esasların belirlenmesinde etkili olmuştur. B. Kurultay kararları örf adetlerin belirlenmesinde etkilidir. C. Kanunların oluşturulmasında ekonomik ihtiyaçlar belirleyici olmuştur. D. Yazılı hukuk kurallarının meydana getirilmesinde töre etkili olmuştur. E. Hükümdar emirleri töreyi belirleyen ana kaynaktır. Cevap A. SYF 9. sınıf tarih tekrar testleri 4. ünite çözümleri sayfa 214 SYF 10 İlk Türk devletlerinde yönler ve renkler arasındaki bağlantının verildiği bu görsele göre I. İlahi güçlerin daha çok güneyde olduğuna inanılmıştır. 2. Sarı renk iyilik ve kötülük arasındaki mücadeleyi temsil etmektedir. 3. Ak renk saflık ve güzelliği temsil etmektedir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ay 2. D. Ay 3. E. 2 ve 3. Cevap A. 11. aşağıdaki görselde Moğolistan'da yürütülen Türk Anıtları Projesi kapsamında gün ışığına çıkarılan ve ağzında kıymetli bir taş taşıdığı düşünülen mitolojik bir kuş tasvirinin bulunduğu Bilge Kağan'a ait taç yer almaktadır. Bu bilgilere göre I. Hunlar madencilik alanında gelişmiştir. 2. Orta Asya devletlerinde teokratik bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. 3. Kök Türkler sanat alanında gelişmiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 2. E. 2 ve 3. Cevap C. SYF 9. sınıf tarih tekrar testleri 4. ünite çözümleri sayfa 215 SYF 12 Uygurların yerleşik hayatı benimsediklerini söyleyen Zehra Hanım. I. Mimaride gelişmeleri. 2. Dokuma sanatıyla uğraşmaları. 3. Alfabelerinin olması. Durumlarından hangilerini kanıt olarak sunabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 2. E. 2 ve 3. Cevap A. 13. Kavimler göçü öncesi Avrupa'yı gösteren haritaya göre. I. Hunların batıya doğru hareket ettiği. 2. Roma İmparatorluğu'nun parçalandığı. 3. Akdeniz Havzası'nın Roma İmparatorluğu'nun egemenliğinde olduğu durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. 2 ve 3. Cevap D.
SEF 9. sınıf tarih tekrar testleri 4. ünite çözümleri sayfa 216 SEF 14 kavimler göçü sonrasını gösteren harita dikkate alındığında. I. Avrupa Hun devleti geniş bir coğrafyada egemenlik kurmuştur. 2. Türk kültürü Avrupa'da yayılma imkanı bulmuştur. 3. Avrupa'da Rönesans hareketi başlamıştır. Yargılarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. 2 ve 3. Cevap C. 15. 7 ve 9. Yüzyıllar arasında Hazar Devleti'nin hakim olduğu Doğu Avrupa'da tam manasıyla bir barış çağı yaşanmıştır. Bu barış döneminde Hazar ülkesi, doğulu ve batılı milletlerden insanların kaynaştığı bir yer haline gelmiştir. Göktengri inancına mensup olan Hazarların milletler arası bu sıkı ilişkileri sonucunda ülkelerinde İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik de yayılmıştır. Buna göre Hazar Devleti ile ilgili olarak I. Kültürel etkileşimin yaşandığına 2. İnanç özgürlüğünün sağlandığına 3. Museviliğin yaygın din olduğuna durumlarından hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. 2 ve 3. Cevap D. SEF 9. sınıf tarih tekrar testleri 4. ünite çözümleri sayfa 217 SEF 16. Orhun yazıtlarında Türk milleti için gece uyumadım, gündüz oturmadım. Ondan sonra Tanrı irade ettiği ve lütfettiği için talih ve kısmetim olduğu için ölecek milleti diriltip kaldırdım, çıplak milleti giydirdim, fakir milleti zengin ettim, nüfusu az milleti çok ettim, şeklinde ifadeler yer almaktadır. Buna göre ilk Türk devletleri ile ilgili olarak I. Yöneticilerin kendilerini halka karşı sorumlu hissettikleri 2. Feodal bir yapıya sahip oldukları 3. Sosyal devlet anlayışının olduğu durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. I. 2 ve 3. Cevap D. 17. Orta Asya Türklerinin gündelik yaşamını gösteren bu görsele göre ilk Türkler hakkında I. Konar göçer hayat tarzı benimsenmiştir. 2. Hayvancılık ve dokumacılık faaliyetleriyle uğraşmışlardır. 3. Korunaklı şehirlerde yaşamışlardır. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 2. E. I. 2 ve 3. Cevap D. SEF 9. sınıf tarih tekrar testleri 4. ünite çözümleri sayfa 218 SEF 18. İlk Türk devletlerinde kan olabilmek için Göktengri tarafından kut verilmiş bir aileye mensup olmak gerekir. Kutun kan yoluyla hanedanın üyelerine geçtiği kabul edilmiştir. Ancak kimin kan olacağı taht için yapılan mücadele sonucunda ortaya çıkmaktadır. Buna göre ilk Türk devletleri ile ilgili olarak I. Hanedan üyelerinin tahta çıkma hakkına sahip olduğu 2. Gücün meşruiyet kaynağının tanrısal olduğuna inanıldığı 3. Hanedan üyeleri arasında taht kavgalarının yaşandığı durumlarından hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ay 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 19. kavimler göçünün tarihte yapılmış diğer Türk göçlerinden daha etkili olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Uzun bir zaman diliminde gerçekleşmiş olması. B. Orta Asya'da siyasi karışıklık yaşanmasına sebep olması. C. Çin İmparatorluğu'nun etkisinin artmasına yol açması. D. Avrupa'da yeni bir Türk devletinin kurulmuş olması. E. Siyasi ve sosyal olarak geniş bir alanda etkili olması. Cevap E. 20. demiri, altını ve gümüşü çıkarıp işleyebilen Hunlar, başta Çin olmak üzere yerleşik toplumlara kürk, at, et, deri, silah satmışlar, karşılığında ise ipek, çay ve tahıl ürünleri almışlardır. Güçlü oldukları dönemlerde ise İpek yolunun uluslararası ticaretine katılmışlar ya da bu yolu kontrol altına almışlardır. Buna göre İslamiyet öncesi Türklerin geçim kaynakları arasında
I. Hayvancılık. 2. Madencilik. 3. Ticaret. Faaliyetlerinden hangileri yer alır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 2. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 9. sınıf tekrar testleri tarih 4. ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.